top Xavi de, tamam mı? Xavi topu kendisine doğru gelen ve en büyük sırrı hani kaleye yüzü dönük oynayabilmesi olan David Villa'nın ayağına gönderiyor. Villa'nın topu tutmak veya dönmek gibi bir niyeti yok. Sadece hani top için duvar vazifesi görüyor. Villa topu tek bir dokunuşta Xavi gibi hani ona bakan Iniesta'ya gönderiyor. Xavi topu tabii David Villa'ya gönderir göndermez hareket etmeye başlıyor bir yandan. Bu koşu işte onu kendisinden marke edenden ve David Villa'nın peşinden giden markajcıdan biraz uzaklaştırıyor. Xavi şimdi yine tek dokunuşluk pasla topu gönderen Iniesta'nın topu attığı alanda böyle bir hareketlilik hali. Şimdi Camp Nou eğitimli birine bu hareketi sorun ve size yüksek hızda ve etkili bir biçimde yapıldığında buna karşı savunmanın imkansız olduğunu söyler. Maltepe Bia kafedeki çocukları sorun, ne top oynuyorlar derler. Sıkıntı yok. İkisi de futbola ait sözlerdir. Aldık, kabul ettik. Xavi bunu şöyle açıklıyor. Örneğin, her zaman rakipleri daha az adamla yakalamaya çalışıyoruz. 2'ye 1. Böylece Puyol mesela topla kendi başınaysa getir, hadi getir diyorum ve topu beni marke eden adamın benden kopup ona pres yapmak zorunda kalacağı yere getiriyor. Ve böylece hep 2'ye 1 kalıyoruz ve ben Puy diye bağırıyorum. Anlıyorsunuz yani beni marke eden adamın arkasında kalsam faydam olmaz. Hareket etmeye devam etmeliyim. Böylece atak yapabiliriz. Ben topu alınca Dani Alves'e pozisyon almasını söylüyorum ve tam arkasına doğru ilerliyorum. Paslaşıyoruz ve bir dokunuşlu futbol değil, yarım dokunuşlu futbol oynuyoruz. O yarım dokunuş işte Barça DNA'sıdır. Xavi böyle açıklar. Bizim Aliş aynı Barça'yı izler. Lan heriflere bak sen ya, bizim takımın orta sahası da sandalyeyle oynuyor. Arada oturup dinlensin diye anasını satayım der. Fark eder mi? Etmez. Sonuçta dünyanın bütün coğrafyasında, bütün dillerinde tarihin en iyi takımı Barcelona konuşuldu. Tabii ben en iyi takım dedim ama sen yorumlara yaz, sence hangi takım tarihin en iyisiydi diye. Benim anlatacağım takımda Guardiola'nın bıraktığı miras, dünya çapında nesiller boyunca çocuklara oyunun nasıl güzel, nasıl akıllıca oynanabileceğini gösterdi. Nereye giderse gitsin. Teknik direktörler, scoutlar, çocuklar, ebeveynler, futbolu seven herkes esir almıştır adamı. Hepsi de Barcelona tarzı futbolu öğrenmek ve onu taklit etmek için can atıyor. Barcelona'nın dünya çapındaki milyonlarca insana futbolu sevdirmekten daha etkileyici nasıl bir miras olabilirdi ki yani? Ondan dedim. Beğenin, abone olun, onu da söyleyeyim. Çünkü size Barça'yı anlatacağım. Tüm zamanların en büyük futbol takımının hikayesini. Şunu da söyleyeyim, öyle başlayalım. Ligin sonuna yaklaşırken takımına destek olmak isteyenlere Burger King'in takım menülerinden bahsetmek istiyorum teşekkürle. Burger King'in Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için özel lezzetler ligi menüleri var. Burger King'den takımınızın menülerinden aldığınızda takımınıza da katkı sağlamış olursunuz. Böylece hem lezzetli menüler yiyorsunuz hem de kulübünüz kazanmış oluyor. Lezzetler Ligi menünüzü tıkla gelsin üzerinden sipariş ederek takımınıza ligde desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir de L1 üçgen 30 koduyla ilk 500 kişiyle sınırlı 30 lira değerinde tıkla para da bizden size hediye efendim. Güzel insanlar, öyle bir Barcelona'dan bahsedeceğim ki dinleyin. Otmar Hitzfeld, bu Barcelona tüm zamanların en zeki takımı. Marcelo Lippi, daha önce futbol tarihinde böyle oynayan bir takım olmadı. Arsene Wenger, Barcelona kadrosunda normal hayatı sanata çeviren 2-3 oyuncu var. Alex Ferguson, yenildiğim en güzel takım Barcelona. Daha sayayım mı? Böyle bir Barcelona izledik de geldik biz. Prime dönem mi dersin, zirve United mı dersin, ne dersen de. Tarihsel bağlam kazandırmak için şöyle söyleyeyim. Dünya Kupaları tarihinin en skorer 4. oyuncusu. Sadece 58 finallerinde Fransa adına 13 golü var. Şimdi 80'e geçmiştir. Jas Fontaine sıradaki tanığımız. Hiçbir takım bu Barcelona'dan daha iyi top hakimiyeti kuramadı. Brezilya 58'de, 70'te çok sıkı takımdı. Cruyff'un Ajax'ı ve 5 Avrupa Kupası'nda Real Madrid de öyleydi. Ama teknik olarak Barcelona mükemmelliğe ulaştı. Hem de bunu Gary Neville'ın dediği gibi yaptılar. Finalde kaybedince Manu Barça'ya çıktı, dedi ki bu akşamki Barcelona oyuncularından 7'si kendi kulüplerinin altyapılarından geldiler. Victor Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi hepsi Katalan ve genç yaştan itibaren La Masia ürünü. Bakıyorsun
2008 Avrupa Şampiyonu İspanya takımı 7 kişi Barcelona'lı. 4'ü finalde, ilk 11'de. O yüzden ne dedi Pep? Bu kulüpte hiç durmayacak tek şey Cantera'dır. Yani genç takım ürünü demek Cantera. Ve bugünlere gelinmesi hiç kolay olmadı Can Polat. Çok çileler çekildi, ne badireler atlatıldı. Bunu ben söylüyorum, Guardiola'dan falan duyamazsın bunları. Çünkü onun kafası, dünyası başka. 2011'de Katalan Parlamentosu'ndan şeref madalyası aldıktan sonra açıkladı. Güya size dedi, küçük bir sır vermek istiyorum. Anlatıyor. Her maçtan önce Camp Nou Bodrum'undaki küçük ofisime giderim ve kendimi birkaç saatliğine kilitlerim. Elemanların bana karşılaşacağımız takımın 1-2 DVD'sini verir. See derim. Sol kanat oyuncuları sağdakinden daha hızlı. Defans göbekleri aynı kalitede değil. Gerçekten uzun top kullanıyorlar falan. Böyle şeyler. Güçlü yanlarını not alırım. Sonra zayıflıklarını. Bu her zaman düşünmeme neden olur. Tamam. Eğer ben bu oyuncuyu şimdi şurada kullanırsam, Messi buraya giderse, birisi buraya, onları kilitleyebiliriz. Bu Eureka anı. O fantastik ilham kıvılcımı, o tek bir anın zevki, işte bu yüzden hocayım diyor. Geri kalan her şey günlük hayatta yapmamız gereken şeylerin bir parçasıdır. Bir dakika veya bazen 90 saniye durabilir. Bazı günler iki maç diyor, DVD izlemem gerekebilir. Ama ne kadar uzun sürerse sürsün, anladım. Yarın kazanacağım diyebildiğim bir noktaya mutlaka gelirim. Nereden geldiğini bilmiyorum ama zihinsel görüntüyü alıyorum ve bu her zaman beni ikna etmeye yetiyor. Yarın kazanacağız. Hoca şimdi ne bilsin benim bu söylediklerimi Orçun evde dinleyecek, anlatıyor. Ama o evvel ezel öyle yaparmış. Yani biz şimdi aldık, not aldık, yarın böyle dönüşemeyiz ki adam Barça B o zaman 3. ligde, ona rağmen Guardiola her olası rakibin kaydedilmesini istemiş görüntülerini. Böylece iki kaleci hariç 20 oyuncu ile beraber DVD üzerinden rakip inceleyebiliyordu. Ama konu da tek başına bu değil zaten. Guardiola'nın Camp Nou ütopyasında 20 inanılmaz futbolcu olmalı ama bu oyuncuların beyinleri de sürekli son hızda çalışmalı. Mesela çok basit, şimdi ayrılma kararını açıkladı ya Busquets. Busquets'in presin başladığı yerdeki etkisi Guardiola döneminin imzası haline gelmiş bir şey. Ve bunu sürekli etkili bir biçimde yapması takım için önemini anlatıyor aslında. Mesela Mascherano Busquets için ne demişti? Dünyanın her yerinde her takım için oynayabilecek yeteneğe sahip. Ama bu takım için oynaması için var olmuş bir adam ve gerçekten mükemmel dedi. Topu çalıyor, sürekli teknik becerisi var ve taktik düzen getiriyor. Onu izleyip öğrenmeye çalışıyorum diyor Mascherano. Yani düşün ya da daha genel bir çatıdan söyleyecek olursak, Guardiola Barcelona'daki oyunlarını şöyle anlatıyor güzel insanlar. Top olmadan korkunç bir takımız. Yani topa ihtiyacımız var. Ya da o yüzden diyor Xavi, her maçta topa en az 100 kere dokunmam lazım diyor. Eğer soyunma odasına sadece 50 dokunuşla gitmek zorunda kalırsam birilerini öldürmeye hazır olurdum. O yüzden işte Pep vizyon adamı, iktidarın değiştiremediği kişi. Barcelona zor günlerden geçiyordu. Barçalılar mutsuzdu. Haziran 2007 Barça'nın Lig ve Avrupa Kupası'nı kazanarak o yaptığı ikinci dublenin üzerinden bir yıl geçmiş. Ama Rijkaard'ın takımı paslanmıştı. Arsenal'ı Paris'te 2-1 yendiler, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandılar. Ama hemen ardından iki önemli isim ayrıldı. Mesela Rijkaard'ın sosyal konulardaki kötü polisi Tenkate, Ajax'ı yönetmek için ayrıldı. Rijkaard'ın kişisel hayatı da sıkıntıydı, odaklanamıyordu. Sağ kolu gitmişti ve o keskinliğini kaybetmişti. Yeteri kadar ince, sıkı, istekli çalışmıyordu. Ve Larsson takımdan ayrılmıştı. Bunun etkisi de çok büyük takım içinde. Aslında 2008'de Rijkaard'ın takımı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ulaştı. Ama takım tükenmişti. Ve Paul Scholes'un o Old Trafford'daki maçı kazandıran golüyle de patlamaya hazırdı. Dikkatli gözler için çatlak oradaydı. Camp Nou kalabalığı, Schalke maçı, çeyrek final maçı çok tereddütlü ve kafası karışık bir ortam var. Yuhaladılar abi Barcelona'yı. Oyuncular fiziksel olarak formda mıydı ya da mutlular mıydı ya da kararlılar mıydı? Yani aslında bir şeyler toparlanmıştı ama hani sahne gerisinde çünkü Soriano var, Ingle var, bunlar kulübün maliyesini büyük oranda düzelttiler. İşte pazarlamada takımın yumruğunu sıkılaştırmışlardı. Modern Barcelona'nın canlanmasında hani bu adamlar da yeterince takdir edilmemiş, iki beyindir falan ama artık yeni bir şeyler lazımdı sahanın içinde. Hadi diyordu camia sanki böyle, hadi diyordu tribün. Medya hadi diyordu. Sonuçta sonuçlar kötüydü.
Frank Rijkaard tepki vermiyordu, kötüydü. Sportif açıdan Barça biraz gevşemişti. İdmanlar yoğun değildi. Bir sürü oyuncu zihinsel gelişimini kaybetmişti. Hem de Rijkaard döneminde eski yıllardaki gibi o pres yapma, defansı açan o son riskli ama yıkıcı topla başarılı olma becerilerini yitirmişti. Ve Frank Rijkaard'ın sezonu bitirmek istemediği bir senaryoya göre de hazırlanmak, hızlanmak lazımdı. Cruyff dedi birçok insan. Ama oyuncularda da sorun vardı ve Cruyff sistem adamıydı ya, başka bir şey lazımdı sanki. O yüzden kime gittiler Orçun? Pep, Sazan, Mourinho'ya gittiler kardeşim. Nasıl oluyor bak, Barça'nın hocası nasıl olmalı diye böyle 9 maddelik bir ölçüt belirleniyor. Tamam bak, burada var, okuyayım sana işte. İşe alma kriteri, madde 1, spor yönetimi modeli ve teknik sekreterin rolüne saygı. Kapat. Burada ikisi de yok. Devam edeyim ben. Yani burada bizde ikisi de yok. Mourinho uyar deyip bu maddelere çaktırmadan, kimselere duyurmadan yemek yiyorlar. Adamcığım kriterlere öyle uyuyor ki. Hani Guardiola'ya bile teklifle gittiklerinde ilk ne diyor biliyor musun? Mourinho'yu niye almıyorsunuz? Sizin için daha kolay olur diyor. Halbuki görüşüldü işte. Mourinho hoca mis gibi sunum hazırlamış. Açıp gösteriyor PowerPoint'te falan. Neler kötü takımda, nasıl daha iyi olur hepsini anlatıyor. Yöneticiler diyor ki mis, şahane, perfecto. Ama biraz hocam şu medya işleri şey yani sen de hani biraz falan yani kırılınca vücutlar. Jose Mourinho diyor ki bu benim stilim ve değişmeyeceğim. Van Hal'e bakın. Barça'daki ilk döneminde sıkıydı, başarılı oldu. İkinci gelişinde anne gibi oldu, stilini değiştirdi, başarısız oldu. Ben değişmem diyor yani. Sonra işte Pep'e gidiyorlar. Gencecik adam olur mu, olmaz mı falan. Ama bakıyorsun ilk 7 kupasının 4'ü 2009-2010'da kazanılmıştı. Gerçi hadi onu bir hatırlatayım. Guardiola'nın ilk maçı çok kötüydü abi. Bir ufak inançlar sarsıldı, millet yerden yere vurdu, millet laf etti durdu, stat yarı yarıya boşaldı. Sonra toparlandı her şey. Oraya gelene kadar kimlerden vazgeçti, dışarılarda bıraktı falan. Mesela dedi, Ronaldinho'nun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum ben dedi. Düğümü kesip atalım. Yanına Deco ile Eto'yu da kattı biliyorsun. Çıktı dedi ki sonra bunlar gelecek için aklımda yok. Aslında onlarsız devam edeceğiz. Ronaldinho'nun, Eto'nun bana 60 gol verebileceği garanti edilirse şüphesiz onları tutardım ama bunu bilmiyorum dedi. Sonra da işte Ronaldinho, Deco, Edmilson, Dos Santos, Ole Gunnar, Zambrotta hepsi gönderildi. Turam emekli edildi. Süreçte bu oyuncuların ayrılıkları çok tartışıldı etti o zamanlar. Mesela Eto dedik, bir gün bir 20 Ocak günü Kral Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacaklar. Rakip de İspanyol Katalan derbisi yani. Bir gün önceki antrenmanda Guardiola böyle bazı uzun egzersiz hareketleri veriyor falan. Eto'nun da aklı bir karış havada ilgilenmiyor, düzgün esnemiyor. Guardiola bir şey söylüyor, uyarıyor bunu, bu karşılık veriyor falan. Soyunma odasına gönderiliyor. Ertesi akşam Eto oyuna alınmıyor. Ve son 28 maçında gol atarak 13 kez arka arkaya kazanmış bir Barcelona 0-0 berabere kalıyor. Ve soruyorlar Guardiola'ya. Diyor ki söyleyecek bir şeyim yok. O örnek bir oyuncu. Bu şeylerin idman sahasında kalması lazım diyor. Birkaç hafta geçiyor. Eto bu sefer Fransa'da Sports League'e röportaj veriyor. Diyor ki yani kardeşim gol attıktan sonra diyor formasını da öpen o futbolcudan da nefret ediyorum diyor. Bir sonraki sezonda iyi bir teklifle belki gideceğiz diyor. Yani geçen sene ben mesela Barcelona'da hoş karşılanmadım ama kendimi de kanıtladım falan filan diyor. Sonra oynatıldı da çıktı gol attı, hatta Pep yine çok beğendiğini söyledi ama hani işte bir ayrılık yaşandı ve Guardiola bu açıklamalarla beraber şöyle dedi. Bir nedeni yok, his öyle dedi yani saha içinde de dışında da tüm yıl çok iyiydi. Karar sadece bana ait falan dedi. Böyle hissediyorum dedi. İbrahimovic takası falan yapıldı hatırla ki karlı bir anlaşma da olmadı bu. Niye? Çünkü İbra'yla da benzer sorun yaşandı. Gerçi orada bak İbrahimovic kusurlu bence. Çünkü en başında İbrahimovic diyormuş ki yakın çevresine Inter'den ayrıldığımda sadece Barcelona'ya gideceğim. Çünkü önümüzdeki 100 yıl insanların taklit etmeye çalışacakları en güzel futbol oynuyor onlar. Ama sonraları şöyle dedi. Buradaki rolüm Inter'den farklı. Ben durağanlaştım. Eskisi gibi koşmayı, düşünmeyi bıraktım. Bu sefer de sakatlandım falan. Ne dedi, neyi sorguladı şimdi? Yani sonra gitti Noel'den sonra tatilde motosiklet kullandı, kar motosikleti. Pep Guardiola cezalandırıldı çünkü bu madde sözleşmesinde vardı falan.
Yani Messi de üzüldü çünkü birlikte iyi anlaşıyorlardı falan. En son çıktı, hoca benimle 6 ayda 2 kez konuştu dedi. O sırada Pep peki, İbrahimovic'i aldığıma pişman değilim. İdman da profesyonel ama bireysel oynuyor ve bu hep onun için daha önemli oluyor. Şimdi o hoca da kardeşim, oyununa da disiplinine de takıntılı abicim yani. Koskoca Puyol dert etmemiş, kalmış ya da oyuna kafa yormuş Pique. Kaç sene oynadı? Pique'nin sözüdür bak, en başta başlarda bizden tam olarak ne yapmamızı istediğini söylemek için sürekli durduruyordu İdman'ı, sürekli durduruyordu. Ama çok şükür anladık, hızla yapmamız gerekeni yaptık, fikirlerini eyleme döktük. Ya da Xavi, o zamanlar dedi ki küçük detaylar artık çok önemli ve psikolojik olarak Pep'le doktora yapıyoruz, her şeyi kontrol ediyor ve iyi hazırlanmış. Strateji, taktik, rakibin bize karşı nasıl oynayacağız, bir sürü zaman geçiriyoruz, bunu seviyoruz. Şimdi Puyol dedi, disiplinle ilgili bir örnek vereceğim. Evet, şaşıracaksın ama öyle, bir fırça kayıyor buna Guardiola. Daima talepkar ya, bırakmıyor. Düşünün bakın, Barça 22 günde 7 maç yapmış. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'yi devirmiş. Real Madrid'i deplasmanda 6-2 yenmiş. Kral Kupası finalinde olan Bilbao karşısında geriden gelip kazanmış. Ligde şampiyonluğu garantilemeye yaklaşmış. Puyol'sa sadece 1 dakika geç kalmış abi. Fırçayı yedi. Kuralları var çünkü abi adamın yani. Kim geç kalırsa idmana, kendi başına başlayacak, takımla çalışamazsın. Bağcıklarını sahada bağlayamazsın. 11'i 10 saniye geç gelemezsin. Ne olursa her türlü ihlal yasak. Cep telefonu, kulaklık kullanımı hepsini kontrol ediyor. Bir de şu en azından güzel bir şey söyleyeyim. Barcelona'nın B takımından kalma bir teşvik sistemi var o yıllarda. Takım üst üste 4 tane lig maçı ya da arka arka 2 tane Şampiyonlar Ligi maçı kazanırsa Guardiola tüm takıma, personel için bir öğlen yemeği, bazen akşam yemeği düzenliyor, cebinden veriyor. Yani hep kötüyü söylemeyelim şimdi, değil mi? Mesela bir örnek daha. Guardiola tüm sezon boyunca oyuncuları böyle sıkı bir böyle tutuyor, yularını elinde tutuyor ama tamam hadi biraz rahatlayalım dediği anlar da var. Mesela teknik direktörsün, ilk Avrupa Kupası finalin ondan bir hafta önce Guardiola oyuncularına restoran tutuyor. Diyor ki isterseniz kız arkadaşlarınızı da getirin, eşlerinizi de getirin falan. Ama bu diyor, bu bir takım gecesidir. Yiyip içip eğlenin diyor, serbest. Sonra Roma'daki Şampiyonlar Ligi finali işte. Yani Alex Ferguson'ın o Eto'nun attığı gole bizi bitirdi yorumu. Messi'nin kafa golü. Alves yok, Marquez yok, Puyol sağ bek, Silvinho 35 yaşında sol beki, Iniesta hani maç formundan uzakta ve iyileşmesi neredeyse 5 ay sürecek bir sakatlık yaşamak üzere falan. Ama Barça yine de United'ı sağdan sildi. Sonra zaten 17 maç 51 golle tarihin en iyi sezon ortası Barcelona'sı. Anlatabiliyor muyum? Şundan soruyorum. Bazen o da anlatamadı. İşte Zlatan anlatamadı. Dedim ya, Messi ile normalde harika anlaşıyorlardı ama anlamak istemedi. Ya da bazen medyayı anlatamadı. 2008'de Dani Alves'i 30 milyon aldıklarını herkes itiraz etti. Ama analiz etmişler abi. Alves'in Messi'nin o düşünce hızına, hareket hızına uyum sağlayacak bu sağlar demişler yani. Haklı oldukları da kanıtlandı zaten. Bazen rekabetin önemini anlatamadı. Kibar adamdı. Yine bir gün İspanya'da şampiyon olmuş bu. Çıktı basın toplantısında Guardiola'nın söylediği ilk şey Real Madrid'in ne kadar büyük bir rakip olduğuydu. Real'in hocasını ve oyuncularını kutlamak istiyorum dedi. Çünkü bu sezonki tavırlarına hayranım, onlar olmadan 99 puan alamazdık. Ve onlar da biz olmadan 96 alamazlardı dedi yani. Yaptıkları şey örnek alınacak şeydi dedi. Real Madrid demişken stresli zamanları da oldu. 2010-2011 net en stresli sezondur. Jose Mourinho Real hoca oldu çünkü. Tehdit oldu. Bir araba lafla sataştı etti falan ama ekseriyetle Pep devrimci hareketler, uygulamalar ya da katı disiplinlerle şahane bir takım yarattı işte. Hiç de ödün vermedi. Dedi ki herkesi memnun etmek mümkün değil ve diğer insanların olmanız gerektiğini düşündükleri kişi olmayı denemenin de bir anlamı yok. Benim için önemli olan olduğum kişi olmaktır. Öyle bir dönemdi ki yani Guardiola, kadınlar onunla olmak istiyor, erkekler o olmak istiyor falan. En güzelini yine kendisi söyledi zaten. Bu sezon oynama tarzımız, onu bilet alan veya televizyonda maç izlemek için para ödeyen insanlara saygımızın kanıtıdır. Aynen öyle oldu. Daha ne diyeyim ya artık. Hani sözü Cruyff'a, görüntüyü de Messi'ye bırakalım. Ve tiki-takacılara bırakalım tabii. Ve gideceğim. Şimdi Barça'nın oyun felsefesi hakkında Cruyff'un açıklamaları çok aydınlatıcı. Anahtar kelime hareket diyor.
Barça'da top bir futbolcunun ayağındayken diğer 9 futbolcu hareket halindedir. İşte bu çok önemli. Eğer kaymaları çok iyi yaparsan boş oluyorsun, müsait oluyorsun. Top geçişlerinin hızını artırabiliyorsun. Barça'nın oyununda top ayağında olan oyuncu en az öneme sahip olandır. Diğerleri ise ayağında top olana uyum gösterir. Topu alacak ve verecek durumdadırlar. Pek çok antrenör top ayağında olan oyuncudan pas vermesini, hareket etmesini ister. Barça'da durum farklı. Pası veren yerinde kalır. En önemli unsur, pası sen doğru ver abi. Bu pas alışverişlerinde Cruyff tekniğe de dikkat çekiyor. Futbolda sürekli telaffuz edilen teknik benim için topla cambazlık falan değil, topu doğru ayakla, doğru hızda vermektir. Ufak bir gecikme her şeyi bitirebilir. Son olarak Cruyff, Barça'nın oynadığı futbolun örnek alınmasını öneriyor. Bütün gençler Iniesta'yı, Messi'yi, Xavi'yi taklit ediyor diyor. Onların futbolunu gördükçe biz de yapabiliriz düşüncesine kapılıyor. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü Barça'nın oyunu sokak aralarında oynanan futbola benziyor. Böyle bir gerçek varken bu gençleri çok iyi yetiştirebiliriz. İşte bu nedenden dolayı Barça takip edilmesi gereken bir örnek diyorum diyor. Bayanlar baylar, bu muhteşem eserin mimarını dinlediniz. Mühendisinin son sözleri ise şöyle oldu. Guardiola'nın yani ayrılırken ifadeleri. Arkamda ne bıraktığımı çok iyi biliyorum. Olabileceğim en iyi yeri bıraktım ama verebileceğim her şeyi verdim. Artık bomboşum. Depoyu yeniden doldurmam gerekiyor. Ne mutlu tarihin en iyi takımına denk gelip benim gibi izleyebilene.